Lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz milletim, bundan 3 yıl önce devlet içine yuvalanmış, yuvalandırılmış alçak bir güruhun kalkışmasına tanık olduk. 15 Temmuz 2016'da askerin, polisin, bürokrasinin, hukukun, yargının, sivil toplum kuruluşlarının içine sızmış, sızdırılmış, eli kanlı bir çete Türk devletine meydan okudu, Türk demokrasisini hedef aldı. İstiklal Marşı'nda ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım diyen bu millet, bu büyük ve gazi millet direndi, kalkışmayı durdurdu. Millet iradesinin tecelligahı meclisimizde önergeler verdik. Hain kalkışma neden oldu? Tartışılsın dedik. Sorumlular kimmiş? Araştırılsın dedik. Kim bu işe bulaşmışsa bulunsun, bedelini ödesin dedik. Çünkü sözümüz var. 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilerek şehit olan, gazi olan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize sözümüz var. İktidar ve küçük ortak varsın reddetsin. Biz sözümüzü unutmayacağız. Milletimizin sorularını sormaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha demokrasi şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat dolu bir hayat Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yalnız bir eksiği tamamlamayı da görev sayıyorum. Türk milletinin devlet ve demokrasi geleneği 17 yaşında değil. Bu gelenek 5000 yaşında. Bugünkü kazanımlarımızı bu devasa tarihe ve kahramanlarına borçluyuz. Bu sebeple bu toprakları kanları ve canlarıyla bize yurt yapan, başta İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve aziz ecdadımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Bağımsızlık bizim karakterimizdir diyen Mustafa Kemal'e selam olsun. Samsun'da, Sivas'ta, Erzurum'da, Sakarya'da, İnönü'de, Conk Bayırı'nda destan yazan kahramanlarımıza selam olsun. Sevri buruşturup atan, bağımsız Türkiye'nin temellerini atan birinci meclise selam olsun. Allah bize ceddimizin emanetine sahip çıkmayı, şehitlerimize layık olmayı nasip etsin. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki geçtiğimiz hafta birbiri ardı sıra içimizi yakan şehit haberleriyle yüreklerimiz dağlandı. Acımız yetmiyormuş gibi daha dün Tunceli Ovacık'ın
Bilgeç köyünde teröristlerin döşediği mayın iki yavrumuzu daha aramızdan aldı. Adı gibi Tomurcuk, güzel gözlü Nupelda 4 yaşında. Abisi Ayaz 8 yaşındaydı. Nupeldam, Ayaz'ım, cennetteki nice abilerinize, ablalarınıza bizden de selam götürün. Sizi güzel bir Türkiye'de mutlu mesut yaşatamadık, bizleri affedin. Ey büyük Allah'ım, yavrularımıza kıyan bu alçakları, onlara arka çıkanları Kahhar ismi şerifinle kahreyle. Onlarla mücadele eden Mehmetçiklerimizi koru. Mehmetçiklerimizi muzaffer eyle. Teröre kurban verdiğimiz tüm vatan evlatlarımızın mekanlarını cennet, ruhlarını şad eyle. Aziz şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Değerli milletvekilleri, devletimiz ayakta kalsın diye her fedakarlığa rıza gösteren aziz milletimiz. Bir yandan da kendi ayakta kalabilmek için mücadele ediyor. Geçim derdi altında ezilen, ne yapacağını bilemeyen vatandaşlarımıza iktidar hala hikayeler anlatıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomide yaşanan gelişmeler, Erdoğan tipi başkanlık sisteminin neden işlemediğini bir kez daha ortaya koydu. Biz hazine ve maliyenin başından damadı al, yerine işi bilen, güven veren birisini getir dedik. Sayın Erdoğan gitti, damadın etrafında güven veren kim kaldıysa onları temizledi. Enflasyonu istediği gibi göstermiyor diye TÜİK'in kadrosunu değiştirdi. Şimdi de faiz müdahalesine, ihtiyaç akçesinin kullanımına karşı çıkan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Aziz milletvekilleri, dövizi ve faizi düşüreceğiz diyorlar, döviz ve faiz düşmesin diye her şeyi yapıyorlar. Biraz düşecek gibi oluyor, damat bir sunum yapıyor, gösterge füze hızıyla yukarı çıkıyor. Tam faizler biraz düşecek diye umuda kapılıyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyor, ekonomi tepetaklak. Bu iş bilmezliğin sonucunda Türkiye 400 puanlık risk primiyle yatırım için en riskli 4. ülke haline geldi. Birinci sırada Venezuela var. İkinci sırada Arjantin. Üçüncü sırada Ukrayna. Dördüncü sırada Türkiye. Örneğin Pakistan Türkiye'den daha az riskli bir ülke. Krizdeki Yunanistan Türkiye'den daha az riskli bir ülke. Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır Türkiye'den daha az riskli bir ülke. Dünya bizi böyle görüyor. Dünya kayınpeder damat ekonomisini işte böyle görüyor. Bu 400 puanlık risk primi ne demek? Yurt dışından aldığımız kredilerde en az %4 daha fazla faiz ödeyeceğiz demek. Sözüm ona faize karşı ama faiz lobisine bayram ettiriyor. Döviz bazında ortalama %8 faiz ödeyerek borçlanacağız demek. Ne üretiyorsak bu yüksek faize teslim edeceğiz demek. Gençlerimizin geleceğini faize teslim edeceğiz demek. 10 yıldır IMF olan borcumuzu ödedik deyip duruyorlar. 2001 krizi sonrasında Türkiye'nin IMF'den aldığı borcun faizi kaçtı hatırlıyor musunuz? %3.74'tü. Kriz günlerinde 3.74 ile borçlanan Türkiye, AK Parti'nin sözüm ona uçuran ekonomi günlerinde en iyi ihtimalle bunun iki katı faizle borçlanabiliyor. 2001 yılındaki şartları bile mumla arıyoruz.
Bir yandan faizi indirin diyor, diğer yandan Türkiye'yi tefeci faizine muhtaç bırakıyor. Ne damatmış be kardeşim, ne damatmış, ne damatmış be kardeşim. Yalnız bu aralar öncelikli bir başka sorunumuz var. Görüyoruz ki Sayın Erdoğan Merkez Bankası'nın faizleri indirmesini isterken diğer yandan da ihtiyat akçesinin daha fazlasını hazineye aktarmak istiyor. Şimdiden uyarıyorum. Bu işe yaramayacaktır Sayın Erdoğan. Hatta ters tepecektir. Çünkü ekonomide tek bir faiz yoktur. Vadesi farklı olan birçok faiz vardır. Ülkede istihdam sağlayacak küçük esnafımız için, sanayicimiz için önemli olan orta ve uzun vadeli faizlerdir. Yatırımı düşünenler gelecekle ilgili planlar yaparken orta ve uzun vadeli faizlere bakar. Merkez Bankası'na faizleri indir diye baskı yaptığınızda belki gecelik faizler düşer ama uzun dönemli faizler artar. İnanmayan gitsin, Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan sonra orta ve uzun vadeli faizlere ne olduğuna baksın. İkisi de arttı. Neden? Çünkü yatırımcı bu keyfi uygulamaların ileride daha fazla risk ve enflasyon getireceğini gördü. Geleceği olumsuz fiyatlandıran Merkez Bankası'na faizi indir dediğinde ekonomideki faizler inmiyor Sayın Erdoğan. Keşke her şey emrettiğinizde ve istediğiniz gibi gerçekleşseydi. Ama bu iş o kadar kolay değil. Ekonomi, bilim, teknoloji dediğiniz alanlar dikte etmekle, biat etmekle toparlanmıyor. Akıl ve sağduyu gerektiriyor. Bu kafayla devam ettiğinizde başka ne olacak söyleyeyim. Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bu da zaten yüksek olan enflasyonu yıl sonuna doğru daha da körükleyecek. Neden? Çünkü hala ithalat bağımlılığını azaltmadınız. Çiftçiden sanayiciye kadar herkesi ithal girdi kullanmaya mahkum eden bir ekonomi modelinde ısrar ediyorsunuz. O yüzden Türk lirası değer kaybettiğinde dışarıdan ithal ettiğiniz ara malın, yatırım malının fiyatı daha da artacak. Sonrasında ise zaten %30'lara varmış üretici enflasyonu daha da yükselecek. Bu yol yol değil Sayın Erdoğan. Yüksek enflasyon en başta benim dar gelirli vatandaşımı vuruyor. Neden? Çünkü hükümetin emekliye, memura yaptığı zamlar kuş gibi kalıyor. Özel sektör kar edemeyince çalışanının emeğinin karşılığını veremiyor. İşten çıkarmalar başlıyor. O yüzden de alım gücü zayıflıyor. Merkez Bankası'na sadece kendinizin ve damadınızın inandığı faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur düşüncesiyle emir vermeye devam ederseniz bu iş daha iyiye gitmez. Peki faizler nasıl iner? Öncelikle faiz lobisine olan aşkınızdan vazgeçeceksiniz. Öncelikle kamu kesiminde çalışanın hakkına, rızkına dokunmadan tasarrufa gitmeniz gerek. Neden? Çünkü faiz dediğin şey aslında bir tasarruf yatırım dengesidir. Eğer bir ülkede tasarrufları arttırabilirsen o zaman dışarıya muhtaç kalmadan kendi iş dünyana kaynak aktarabilirsin. Peki bu tasarrufu kim yapacak? Devlet ve milletimiz. Sen millette tasarruf yapacak derman bırakmadığına göre o zaman kamuda, yani devlette tasarrufa gideceksin. Peki gidiyor musun? Hayır, gitmiyorsun.
Nereden biliyorum? Çünkü en son gözünü Merkez Bankası'nın yedek akçesine diktin. Oradan biliyorum. 2019 için hedeflediğin bütçe açığının %80'ine daha ilk 6 ayda ulaştın da oradan biliyorum. O yüzden önce kamuda tasarrufa gitmen lazım. Yapacağın itibarlı bir tasarruf programı yatırımcının algısını değiştirir. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmasını sağlar, bu da faizleri düşürür. Bu arkadaşların itibardan tasarruf olmaz diye bir anlayışı var, bir inancı var malum. Değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji. Önce bu felsefeyi bir kenara bırakacaksın Sayın Erdoğan. Bu israf sevdanı bir kenara bırakacaksın. Sayın kayınpeder, sayın damat, yalanla dolanla devlet yönetilmez. Artık millete masal anlatmaktan vazgeçin. Gerçekleri milletle paylaşmak zorundasınız. Önce tehlikeyi ortaya koyun ki hep birlikte çözüm arayalım. Teşhisi doğru yapmayan tedaviyi hiç yapamaz. Milletimiz aç, aç. Har vurup harman savurmayı bırakın. Devletin acil olmayan projelerini erteleyin. Lüks harcamaları kısın. Birkaç uçak satın. Bakanlarınızı bir zahmet tarifeli uçakla uçurun. Ballı ihalelere son verin. Geçen yıl 300 bin liralık arabalara binmeyin diyorduk. Bugün o arabaların yerine 1 milyon liralık arabalar alıyor. Ölür müsünüz kardeşim? Ölür müsünüz? Biraz tasarruf etseniz ölür müsünüz? Ama alıştılar. İsrafa alıştılar. Sadece kendileri değil, eşleri, dostları, iş ortakları hepsi lükse, şatafata alıştılar. Ne verirsen ver, doymuyorlar. Benim vatandaşım marketten et alamıyor. Bebeğine mama alamıyor. Bunların umurunda değil. Dava arkadaşlarım. Milletimiz umut bekliyor. Milletimiz çözüm bekliyor. Kurulduğumuz günden bu yana milletimizle aramıza engel koymaya çalıştılar. Türkiye için neler yapacağız? Bunları konuşmamıza engel oldular. Suni gündemlerle milletimizi ayırmaya, bölmeye çalıştılar. Ama buraya kadar Türkiye için tüm umutlarımızı, tüm hayallerimizi bir bir anlatacağız. Birinci vazifemiz, ne hata yapsam da, ne kadar kötü yönetsem de bana oy verirler diyen şımarık iktidarın kulağını çekmekti. Allah'ıma binlerce şükür bu vazifemizi layıkıyla yerine getirdik. İyi Parti sonrası oluşan yeni siyasi denklemde artık rahatlar bozuldu. Artık her siyasi parti kendine çeki düzen vermek zorunda. Artık her siyasi parti milletinin değerleriyle barışmak zorunda. Artık her siyasi parti öncelikli olarak milletin sorunlarını konuşmak zorunda. Bundan sonraki vazifemiz ise çok net. Türkiye'yi şahlandıracak çözümlerimizi ortaya koymak. Dedikodu değil, çözüm üreten bir siyaseti Türkiye'de hakim kılmak.
Türk milletinin siyasetten beklediği işte budur. Aziz milletim, dünyanın en değerli topraklarında yaşıyoruz. Dünyanın en verimli topraklarını işliyoruz. İnsanlığın geçmişine ışık tutan 12 bin yıllık bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyoruz. Su kaynakları, maden kaynakları, enerji kaynakları hepsine sahibiz. Dört mevsimin doya doya yaşandığı muhteşem bir iklime sahibiz. Mutlu yaşamak için her şeyimiz var. 82 milyona yetecek kadar zenginliğimiz var. Yeter ki kullanmasını bilelim. Her Türk vatandaşının önce şu gerçeğe inanması gerekiyor. Türkiye yeryüzünde yokluk çekecek en son ülkedir. Allah şahittir ki Türkiye'nin nelere kadir olduğunu sizlere göstereceğiz. Türkiye hukuk devleti olduğunda, demokrasi güneşi yeniden doğduğunda, tarlaların nasıl yeşereceğini göstereceğiz. Yolsuzluğun tüm yolları tıkandığında, millete ait olanlar millet için harcandığında, insanların ne büyük bir zenginliğe kavuşacağını hep birlikte göstereceğiz. Tam bağımsız ekonomi, tam bağımsız Türkiye nasıl olurmuş göstereceğiz. Adanalıların sesi daha fazlaydı, hadi. Harikasınız. Sevgili gençler. Sağ olasın, Allah razı olsun. Şimdi sizin genel başkanınız Ahan da şuralardan geliyor. Onun için bir kere işinizi gücünüzü bıraktınız, buraya geldiniz. Zamanınızı bıraktınız. Her biriniz için söylüyorum. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz için. Allah bin kere razı olsun. Bunun nasıl bir fedakarlık olduğunu biliyorum. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Bakın, o kadar iyi biliyorum ki, şehirlerden buraya gelmenizin ne olduğunu, nasıl olduğunu o kadar iyi biliyorum ki, yıllar evvel, o zaman Kocaeli Mühendislik Fakültesi'ne yeni asistanım. Ve bir değerli büyüğümüz İstanbul'da konuşma yapacak, kalabalık yapmamız lazım. Pazar günü bir otobüs tutuldu. O zaman çocuğum küçük. Onu bıraktık. Yani bir gününüz var ve kadınsınız, evinizde geçirmeniz lazım. Bıraktık. Cümbür cemaat doluştuk, bir otobüs dolusu insan. İzmit'ten yola çıktık. İstanbul'a gittik. Ve doldurduk o salonu. O büyüğümüz bir konuşma yaptı. Ve ben de tesadüfen böyle yana oturmuşum. Yanımızdan geçti, tokalaşırken şöyle yaptı. O gün yemin ettim. Hayatımın hangi dönemi olursa olsun insanların gözünün içine bakacağım. Bir. Ve enteresandır. Yani parasını kendiniz ediyorsunuz. O zamanlar arabamız marabamız yok. Kimsenin yok İzmit'te. Doğru dürüst. Dolayısıyla otobüsü tutuyorsunuz. Cebinden parasını ödüyorsunuz. Herkes imece usulü. Çoluk çocuğu bırakıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Dinlemek için. Mahcup olmasın diye kalabalık yapıyorsunuz. Ve daha sonra bakan olan o büyüğümüz şöyle yapıp tokalaşıyor sizle.
Travma geçirmiştim. Onun için size travma geçirtmeyeceğim söz. Evet, sağ olasınız. Böyle arada bir şaka yaparım. Evet. Size Türkiye'nin ne büyük bir ülke olduğunu, bize ne büyük bir ülke olduğunu aziz Türk milletine unutturdular. Türkiye'nin sahip olduğu değerleri unutturdular. Biz yeniden hatırlatacağız. Azla yetinmeyi, yokluğa tamah etmeyi Türk milletinin lügatından söküp atacağız. Siyasette bundan sonra çözümler konuşacak. Tüm siyasi partiler İYİ Parti ile rekabet etmek için çözüm üretmek zorunda kalacaklar. Ya milletin beklediğini yapacaklar ya da tarihin sayfalarında kaybolup gidecekler. Benim gözümden, benim kalbimden, benim yüreğimden kendinizi görün. İçinizde Abraham Maslow'un adını duyan vardır. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir deneyi vardır. Birkaç tanedir de en beğendiğimi anlatayım size. Siz neyi değiştirdiniz bu ülkede? Ve daha neleri değiştireceksiniz? Şimdi büyük balıklarla küçük balıkları bir akvaryuma koymuşlar. Yem vermemişler. Bir süre sonra büyük balıklar küçük balıkları yemiş. Daha sonra araya bir şeffaf cam koymuşlar. Gene bu sefer büyükleri ve küçükleri ayırmışlar. Gene yem vermemişler. Büyük balıklar küçük balıklara hareket edebilmek için o cama kendilerini vura vura ölmüşler. Kalanları aradan o şeffaf camı çıkarmışlar. Gene yem vermemişler. Ondan sonra görmüşler ki büyük balıklar küçük balıkları yemiyor. Çaresizliği öğrenmişler. Siz bu ülkede birilerinin rahatını bozdunuz. Siz bu ülkede milletimizin o şeffaf cama kafasını vura vura kendini çok zor durumda hissettiği bir dönemde o şeffaf camı kırdınız, parçaladınız. Ben çatlatsanız yeterdi benim için ama siz kırdınız, o camı parçaladınız. Bugün eğer bu ülkede farklı şeyler konuşulabiliyorsa sebebi sizsiniz. Bugün bu ülkede nefes alınabiliyorsa sebebi sizsiniz. Hatırlayın, partiyi kurarken herkese, belli ilkelerimizle uzlaştığımız herkese teklif götürdük. Herkes bize ne dedi? Başar da gel. İşi olan haklıydı. İktidarın ceberrut halinden, tavrından korktu. Şehirlerde insanlar, il başkanlığı için teklif götürdüğümüz arkadaşlarımız, hay hay ama oğlum memur, kızım öğretmen dedi. Çünkü işten attılar. Onlar haklıydı. Ama bir avuç, belki happy topu Kürşat'ın Kırçerisi. Bir araya geldiniz. Ve İYİ Parti'yi kurdunuz. Dolayısıyla bu ülkede İYİ Parti kuruldu, her şey değişti. İYİ Parti kuruldu, korku duvarı yıkıldı. İYİ Parti kuruldu, Türkiye nefes aldı. Kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizlerin her birinizle tek tek gurur duyuyorum. Allah razı olsun.
Değerli milletvekilleri, ekonomideki acı tablonun yanında ülkemiz devasa diplomatik sorunlarla da karşı karşıya bırakıldı. Doğu Akdeniz üzerinden yaşananlara bakın. Öncelikle buradan ilan ediyorum ki Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır, hakkı. Ancak dün yapılan hataları görmezden gelemeyiz. 2004 yılında Kıbrıs AB'ye girerken veto hakkınızı kullanmadınız. Rahmetli Denktaş'a yaptıklarınızı unutmadık Sayın Erdoğan. Şimdi o Kıbrıs Akdeniz'de karşınıza dikiliyor. Bunların sorumlusu sizsiniz Sayın Erdoğan. İyi Parti kurulduğundan beri sizi uyardık, dedik ki Ege'de taviz vermeyin. Adalarımızın işgaline sessiz kalırsanız Ege'yi, Akdeniz'i toptan kaybederiz. Burnumuzun dibindeki adalarımızda Yunan askerleri mangal yerlerken seyrettiniz, şimdi kafa tutuyorsunuz. Onu da iç siyasete dolgu malzemesi yapmaya çalışıyorsunuz. Adasından vazgeçenin denizine sahip olması mümkün mü? Bu sorumsuzlukların hesabını milletimiz elbette soracak. Ama yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var. Kendinizi medeniyetin, hakkın, hukukun beşiği ilan ederken Türk milletinin Ege'deki, Akdeniz'deki hakkına, hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının evrensel hukuk normlarını çiğneyen şımarıklığına dur demeniz gerekirken bu konuda ihtiyatlı davrandığı için Türkiye'yi cezalandırmak istemeye utanmıyor musunuz? Siz bu tutum ve davranışı gösterdiğiniz süre içerisinde İyi Parti ve İyi Parti'nin değerli mensupları sonuna kadar bu tavrınızın karşısında tavır almaya, tutum almaya devam edecektir. İyi Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Ege bir Yunan denizi değildir. Akdeniz'in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir. Avrupa ve Yunanistan'ın bu cüreti karşısında iktidarın geç kaldığı bir adımı bir an önce ve tereddütsüz atmasını bekliyoruz. İşe işgal altındaki adalarımızı geri almakla başlayın. Şımarık Yunan askerlerinin mangal partilerine son verir. Aziz milletim, değerli milletvekilleri ve özellikle sevgili gençler. Vatan toprağı kutsaldır. Vatanın toprağı kadar insanı, bitkisi, hayvanı, kısacası üzerinde yaşayan her canlısı kutsaldır. Son günlerde içimizi acıtan yangınlara şahit oluyoruz. Dalaman ve Fethiye'de eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Göcek'te için için yanan ağaçları gördüm. Hepiniz gibi benim de ciğerim yandı. Orman içindeki ağaçların toplamı değildir. Orman bir ekosistemdir. Tüm canlıları ile bütünleşik bir yapıdır. Bütünleşik bir yaşam alanıdır. Kaybettiğimiz ormanlarımızı yerine koymamız en az 100 yıl gerektiriyor. Allah'ın gazabı güzelim ormanlarımıza kıyanların ve buna paydaş olanların üzerine olsun. Dalaman ve Fethiye'deki yangınları terör örgütü PKK'nın bir kolu üstlendi.
PKK ile arasında mesafe koyamayan HDP içindeki sözde siyasetçilere sesleniyorum. Eğer orman yakanları da meşru buluyorsanız, eğer ormanlarımızı yakanların da sözcülüğünü yapacaksanız, işe ilk olarak logonuzdaki o ağacı yakmakla başlayın. Ayrıca iktidara sesleniyorum. Göcek'teki yangının söndürülmesi neden bu kadar uzun sürdü? Türk Hava Kurumu'nun elindeki onlarca yangın söndürme uçağı neden kullanılmadı? İşin içinde imar hesabı mı var? Bir sürü soru havada uçuşuyor. Neymiş? Türk Hava Kurumu'nun yeni yönetimiyle Orman Bakanlığı aylardır sallana sallana pazarlık yapıyorlarmış, anlaşamamışlar. Neymiş? Uçaklar bozulmuş, uçacak durumda değillermiş. Böyle ihmal olur mu? Böyle aymazlık olur mu? Böyle ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı olur mu? Yüzlerce hektar orman gözümüzün önünde cayır cayır yandı. Yazıklar olsun. İşinizi hakkıyla yapamayacaksanız o koltuklarda oturmayacaksınız. Değerli arkadaşlarım, geçenlerde sosyal medyada harika bir paylaşım gördüm. Küçücük bir çocuk, güneşin altında yatan bir sokak kedisinin üstünü yaprakla örtüyor, onu güneşten koruyordu. Çocukların canlılara karşı bu içten sevgisi hepimize örnek olmalı. Hayvanlara kötü muamele ülkemizin kanayan yaralarında. Yaz aylarında ise bu durum iyice dramatik bir hal alıyor. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle genç kardeşlerimi, meşru gösterilenler de dahil olmak üzere her türlü hayvan zulmüne karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvan sahiplenmek çok güzel bir şey. Ancak sorumluluğunu taşıyamayacak olanlar lütfen hayvan sahiplenmesin. Yazlıklarda, köyde, yaylada bir heves hayvan sahipleniliyor. Sonra dönerken aman şehirde de nasıl bakacağız denilip o hayvanlar oralarda terk ediliyorlar. Yazıktır, günahtır. Lütfen arkanızdan acılı acılı ağlayan hayvanları terk etmeyin. Gözyaşıyla ağlıyorlar biliyor musunuz? Gözyaşıyla ağlıyorlar. O canları kışın ıssız olan yazlıklarda tek başlarına çaresiz bırakmayın. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz yaz ve sıcak günlerde kapı önlerine bir kap su, bir kap mama bırakmayı da lütfen unutmayalım. Aziz milletim, konuşmamın sonunda mecburi gördüğüm bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye verdiğimiz önergeler iktidar partilerinin oylarıyla hep reddediliyor. Hep söyledim, bu konuda turnusol kağıdı biz olacağız dedim. Samimiyet testini koyduk önlerine, her defasında sınıfta kaldılar. Eski bir hoca olarak hepsi sıfır aldı. Ama bununla kalmayıp bir de emirle hakkımda soruşturma açtılar. Üstüne üstlük ifademi bile almadıkları soruşturma için gizlilik kararı verdiler. Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verdim. Türk milletinin gerçekleri öğrenme hakkına duyduğum saygı gereği şeffaflık istedim. Şu talepte bulundum. Hakkımda yapılan soruşturmanın at izimi, it izimi olduğunun tespiti. Soruşturmanın 3 yıldır neden ilerlemediğinin açıklığa kavuşturulması, bu sürecin sorumluları ve sorumluluklarının tespiti.
FETÖ-PDY mücadelesinin siyasi ayağının beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti, siyasi mücadelem açısından oy veren, vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi ve Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için hakkımda yapılan soruşturma üzerinde gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum dedim. Yani özetle dedim ki ağlara, hodri meydan ağlar. Ben buradayım, siz neredesiniz? Hodri meydan. Ama oğlum eylemiyorum. İkide bir dik dur diyorsunuz. Eylemiyoruz. Bütün problem burada. Hiçbiriniz gibi ben de eylemiyorum. Cümbür cemaat eylemiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Kötülüğe alıştınız beyler. Ama iyilerle tanışmaya hazır olun. İyilerin cesaretini ve doğruluğunu görmeye hazır olun. Ona buna çamur atıp duruyorsunuz. İyi ve cesur insanlar sayesinde kendi gerçeğinizle yüzleşmeye hazır olun. Ülkemizi uçurumun kıyısına getiren, milletimizin köprüden, sokaktan topladığı devletimize verdiğiniz zararın hesabından vallahi de, billahi de, tallahi de kaçış yok. Kaçış yok. Hodri meydan ağlar. Hodri meydan. Kaldırın gizliliği, alın ifademi. Milletimiz doğruları görsün. Yalan son bulsun. Orta oyunu, perdeyi kapatsın. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Kıymetli misafirlerimiz, oturumumuzu kapatmadan